değerli arkadaşlar yine bir konuyu sosyolojik olarak araştırmak üzere karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Biz burada bu akşam partizanın sosyolojisini inceleyeceğiz. Nihayetinde Türkiye toplumu önemli ölçüde politik bir toplumdur. Çünkü Türkiye'de seçime katılma oranı hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinden ve dünyanın pek çok yerindeki ülkelerden daha yüksektir. Bu da Türkiye'nin aslında apolitik bir toplum olduğu iddiasını çürütmektedir. Çoğu ülkelerde seçime katılma oranı %50'lerde kaldığı halde bizdeki bu %70'in üzerindedir daima ve %80'leri de bazı seçimlerde aşmaktadır. Dolayısıyla Türk toplumunun apolitik bir toplum olduğu tezi tartışmaya açık bir tezdir. Daha doğrusu doğru da değildir. Şimdi siyaset içerisinde bir olumsuz grubun analizini yapmaya çalışacağız. Bu olumsuz grubun ismi partizanlar. Dolayısıyla biz bugün partizanın sosyolojisini analiz etmeye gayret edeceğiz. Çünkü ekonomiden siyasete, dinden toplumsal hayata kadar ortaya çıkan ilişkilerde ortaya çıkan ilişkilerde geçerli olan partizanlık sorumlu bir anlayış olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturabilmek için bu partizanlığın getirdiği fanatizmi ortadan kaldırmak gerekir. Partizan tartışmasız mutlak bir ideolojiye sahiptir. Hiçbir gerçeklik onu ideolojisi üzerine düşünmeye, eleştiri yapmaya, sorgulamaya yönlendiremez. O hakikatin bulduğundan emindir. Ve şuna da emindir ki kendi dışındaki bütün insanlar yanılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakikati bulduğu için yapacağı şey bunu diğerlerine aktarmaktır. Çünkü diğerleri batıl üzerinedir zaten. Dolayısıyla mutlakçı düşüncenin bir mezhep sahibi, bir tarikat sahibi, bir partinin mensubu, bir ideolojik grubun üyesi olması durumu değiştirmiyor. Çünkü bu muhaliflerini yok sayan, kendinin gerçekliğini ortaya koyan bir anlayış sahibi olarak ortaya çıkar partizanın zihninde şekillendirdiği ve idealize ettiği Ütopya'nın doğruluğundan asla kuşku duymaz. O bu konuda çok açık ve nettir. Bu anlayış partizanı sürekli radikal ve hoşgörüsüz bir çizgide tutar. Partizanın iktidar ya da muhalefette olması fark etmez. Çünkü partizanlık bir grubu olan bağlılıktaki ilişkileri tanımlayan bir kavram. Her koşulda o içinde bulunduğu oluşumu destekler ve karşısında bulunanı da eleştirir. Kendi düşüncelerinin dışındakiler partizan genellikle yalakalıkla suçlar. Oysa kendi durumu da aynı kavramla ifade edilebilir ama onu görmezden gelir. Partizan doğal olarak taraftır. O bu taraftarlık onun en önemli özelliğidir. Onun düşmanı kendisi gibi düşünmeyen diğer insanlardır. Partizan karşısındakinin yanılma ihtimali gibi kendi yanılma ihtimalinin olabileceğini epistemolojik olarak asla dikkate almaz. Böyle bir ihtimal yoktur onun için. Dolayısıyla o bir bilgi faşistidir aslında kendi bulunduğu grubun en doğru grup olduğu, en doğru öğretiye sahip grup olduğunun bilincindedir. Kabul etmeliyiz ki partizandan aydın olmaz. Partizanın amacı kendi partisini iktidara taşımaktır. Aydın ise kendi desteklediği görüş iktidarda olsa dahi eleştirel bir noktada durup ona yol göstermek ve ufuk açmaya çalışmaktadır. Oysa partizan sürekli kendi partisinin çıkarını düşünür. O bir futbol fanatiği gibidir. Kendi takımını tutar. Kendi takımına yapılan ayrıcalığı görmezden gelir. Ama başkasına bir ayrıcalık tanındığında taraftar yani partizan en adil insan rolünü oynamaktadır. Aslında o sosyolojik anlamda küçük hesapların adamıdır. Onun için partisinin politikalarını meşrulaştıracak her türlü aracı kullanmak normaldir. Onun dost ve hain tanımlaması kendi ideolojisini benimseyip benimsemesine bağlıdır. Partizanın yapısal sorunlara, temel sorunlara yoğunlaşması beklenemez. Onun niyeti iktidar yanlısı ise menfaat temin etmek, iktidar karşıtı ise gelecek iktidarlardan menfaat temin etmektir. Dolayısıyla o sürekli olarak menfaatin yanında duran, onu her ne pahasına olursa olsun desteklemeye çalışan bir sosyolojiye sahiptir. Dolayısıyla partizan bir taraftan e, fanatiktir, bir taraftan bir partiye bağlıdır, bir taraftan da karşıt düşünceyi savunanlara karşı daima mesafelidir. İşte bu mesafe onu sürekli olarak bir konumda tutmaktadır. Partizan hangi partiden, hangi gruptan olursa olsun, her grubun içerisinde onlara rastlamak mümkündür. O sadece bir gruba ait bir figür değildir. Bütün grupların partizanları vardır. Ve onlar sürekli olarak kendilerinin haklı olduğu temelinden hareket ederler. Partizanın en üst değeri kendi partisine, cemaatine, örgütüne bağlılığıdır. Böyle bir zihin yapısal sorunlara yaklaşması mümkün değildir. Çünkü bu zihin içinde bulunduğu gruptan daha üst değerleri kabul edemez. Çünkü en üst değerleri kendi grubunun içinde bulunduğu grubun temsil ettiğine inanmaktadır. Dolayısıyla partizanın kendi görüşüne karşı çıkanlara karşı tavrı reddedici ve fanatikçidir. Dolayısıyla sert bir psikolojiye sahiptir. Hoşgörü onun yanından bile geçmez. Toplumumuzun da bazı konularda böyle partizanca ayrıldığını gözden uzak tutmamak gerekir. Partizanın mutsuzluğu kabul ettiği ideal değerlerin realitede yer bulamamasından doğan gerilimden beslenir. Bu durum onu genellikle yaşanılan aktüel dünyayı reddetmeye götürür. Çünkü doğruyu hakikati temsil ettiğine inanmaktadır ama bir türlü bu dünyada yer bulamamaktadır. O zaman yapacağı şey dünyayı reddetmektir. Dolayısıyla bir partizan gerçekçi olmaktan, gerçekçi yorumlar yapmaktan, realist olmaktan daima uzaktadır. Bu anlamda o ütopyacıdır. Çünkü partizanın zihninde çizdiği ütopya gerçektir ve toplum aslında yanlış yerde durmaktadır. Ve partizan şunu asla düşünmez. Acaba benim paradigmam yanlış olabilir mi? Çünkü nihayetinde her ideoloji bir siyasal paradigmadır. Yani bir modeldir, örnektir, bakış açısıdır. İçinde çeşitli ölçütlerin bulunduğu bir dünya görüşüdür. Aydın ona yönelik de eleştiriler yapar ama partizan o paradigmaya dönük hiçbir eleştiri yapmaz. Böyle bir eleştiriyi söz konusu bile etmez. Partizan sürekli şu önermeyi öne çıkarır. Ben hayatımda hiç zikzak yapmadım. Dün ne ise bugün de aynıyım. Bu söylemi sık sık dillendirir ve bunu ahlaki bir çizgi olarak ortaya koyar. Oysa bu iddia çoğu kez gerçeği yansıtmaz. Yunan bilgisi Herakleitos'un dediği gibi bir nehirde iki kez yıkanılamaz. Bu metafor değişimin gerçekliğini anlatıyor. Hz. Peygamber de iki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyor. Yani her gün bir öncekinden daha verimli, daha güzel, daha donanımlı geçmelidir. Bunun için partizanın kullandığı değişmemek ilkesi pozitif bir değer değildir. Aslında değişmek kendi başına pozitif bir değer değildir. Önemli olan hangi değerden hangi değere doğru yol aldığınızdır. Örneğin içki içen bir adam, kumar oynayan bir adam bu özelliklerinden döndüğünde bu bir değişimdir ve bu değişim doğrudur. Ama bir insan uyuşturucu kullanmaya başladığında bu da bir değişimdir ve yanlıştır. Dolayısıyla değişimin kendisi kaçınılmazdır. Ama değişim iyidir veya değişim kötüdür önermeleri doğru önermeler değildir. Önerim, önemli olan hangi değerden hangi değere doğru yol aldığınızdır. Dolayısıyla iki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyen Hazreti Peygamber devamlı olumlu değer yönetmeye, olumlu değer oluşturmaya atıf yapmaktadır. Değerli arkadaşlar, Partizan öte yandan tutarlı olduğunu iddia eder sürekli olarak. Ancak tutarlılık onun gözünde çoğu kez iddia sahibinin ahlaki bir yerde bulunduğunu düşünür ama gerçekte doğru bir yerde bulunduğu anlamına da gelmez. Hayatı boyunca sürekli içki içen birisi tutarlıdır ama yanlıştır. Hayatı boyunca kötülükten iyiliğe dönen birisi tutarsızdır ama doğrudur. Mesela Hazreti Ömer tutarlılığını yıkan bir davranışla büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Çünkü Hazreti Ömer cahiliye döneminde yaşamaktadır. Hayatının büyük bir bölümü orada geçmiştir. Tutarlılık nedir? Bunun sürekli devam etmesidir. Ama Hazreti Ömer büyük bir kırılma yaşayarak yani bir tutarsızlığın içine düşerek doğruyu bulmuştur. Dolayısıyla tutarlılık da kendi başına bir değer değildir. Önemli olan hangi kavramların etrafında tutarlılık yaşadığınızdır. Ebu Cehil küfründe tutarlıdır. Hiçbir zikzak yapmamıştır. Ama yanlıştır. Dolayısıyla tutarlılık ancak doğru bir değer söz konusu olduğunda bir anlam kazanır. Yanlışta tutarlılık doğru bir şey değildir. Partizanın en uzak olduğu özellik, ister dini, isterse seküler olsun, eleştiri yapmaktır. Yani partizan en çok eleştiriden nefret eder. Özellikle de kendine dönük eleştiriden. Yani partizanın ee, Lugadin'de, öz eleştiri ya da tövbe kelimesi yer alamaz. O eleştiri yaparken daima kendisi gibi düşünmeyenler, kendisi gibi inanmayan kişi ve grupları hedef alır. Oysa şu sorularla asla yüzleşmek istemez. Dini, siyasi ve kültürel hakikati en doğru benim yorumladığımın karandisi nedir? bu soruyla yüzleşmek istemez. İkinci yüzleşmek istemediği soru da şudur. Herkesi kendi yorumum altında toplamak isteği ne kadar İslamidir? Bu iki soru fanatizmin özellikle uzak durduğu sorulardır. Çünkü bu soruları samimi olarak sorduğu anda bir öz eleştiri faaliyetine girişecek demek. Partizan kendi tarafında olan olumsuzlukları da savunmak zorundadır. Öyle hisseder kendini. Ona göre benim sahtekarım iyidir. O benim sahtekarım iyidir diyerek bir tarafı koruyan anlayışa sahiptir. Kuşkusuz kendi tarafını koruyan veya herhangi bir tarafı koruyan korumak endişesiyle eleştiri yapmak dilitancadır ve ideolojiktir. Partizan, kendi İslami anlayışını merkeze alarak diğerlerini yargılamaktan çekilmez. Şu soru üzerine ise asla odaklanmaz. Sizin Allah'ın muradını tam olarak anladığınızın ve diğerlerinin yanıldığının kanıtı nedir? bu harici bir tavırdır. Mutlak olarak kendi yorumunun doğru olduğunu söyleyip öteki yorumların tümünü dışlamak. Bu durumda partizan, fanatik asla kendisiyle yüzleşmez. Böyle bir cesareti yoktur. Oysa asıl sorun içeridedir. Ve yüzleşme cesaretini gösterebilen bir yaklaşım gerektirmektedir sorunla yüzleşmek yerine sürekli ötekinin üzerine suçu atmak hiçbir toplumsal kesime yakışmaz. Yani sürekli emperyalizmi suçlamak, sürekli Arapları suçlamak, sürekli Türkleri suçlamak, sürekli öteki partileri suçlamak insanı öz eleştiri kültüründen uzak tutar. Maalesef bu ülkemizde özellikle milliyetçilik arasında yaygınlaşmış bir davranış biçimini göstermektedir. Partizan karşılaştığı haber ve yorumları eleştiri süzgecinden geçirmez. Bir partinin, grubun, örgüdün yayın organlarında yazılanları mutlak yanlış veya mutlak doğru olarak değerlendirmeye yatkındır. Hangi gruba dahil olursa olsun, içinde bulunduğu grubun hatasız olduğunu düşünen insanlardan uzak durmak gerekir. Onlar her ne bahasına olursa olsun iktidar destekçisi ya da iktidar karşıtı bir noktada duran militanlardır. Bu militanca yaklaşım ister iktidar ister muhalefette yer bundan uzak durmak gerekir. Partizan eleştirilerinde de doğru verilere dayanma ihtiyacını hissetmez. Oysa eleştirenin birinci şartı mutlaka doğru veriler kullanmaktır. Doğruluğu test edilmemiş. Eleştirilerinde çarpıtılmış bilgiler kullanan bir vasatta asla durulmamalıdır. Çünkü ahlaki eleştiri hem bilginin doğruluğuna gerektirir hem de doğruluğu test edilmemiş bilgilerin kullanılmasını yasaklar. Partizanın önemli özelliklerinden biri de kendi görüşlerini desteklemek için dini araçsallaştırmaktan imtina etmemesidir. O dini kendi toplumsal ve dini anlayışını sağlamlaştırmak için araçsallaştırır. Dolayısıyla dini araçsallaştıran kişilerden de uzak durmak gerekir. Partizan hangi düşünceden olursa olsun ideolojisine ve ütopyasına sarsılmaz bir imanla bağlıdır. Bu önündeki en büyük zaaftır aynı zamanda. İdeoloji zihne egemen olan tasavvur, tasavvurlar, değerler bütünüdür. Ütopyalar geleceğe ilişkin ideolojilerdir ütopya sahibi kimse hep mümkün ve mükemmel bir geleceğin hayaliyle yaşar. İçinde bulunduğu dünya ise kötülüklerle doludur. Ancak devrimci partizan muhayyel bir gelecek için her şeyin daha iyi olacağı inancına sahiptir. Bundan dolayı yaşam değil ölümü yüceltir. Ne ki çoğu partizan kesin inançlı bir militan olarak batıl bir dava uğruna ömrünü sollandırmıştır. Bu konuda samimidirler ama ne yazık ki doğru bir yolda yürüyememişlerdir. İnsanın sürekli olarak siyasal ve ideolojik bir dine odaklanması, sanat, felsefe, edebiyat ve sosyolojiden uzak durması hem dilini militanlaştırır hem de onu kısırlaştırarak entelektüel verimlilikten uzaklaştırır. Dolayısıyla partizanın sanatı tan uzaktır. Partizan edebiyattan uzaktır. Partizan hikmetten uzaktır. Politik kamplaşmanın yarattığı sert dili en çok partizanlar kullanır. Bunu o sertlikte kullanır ki başkasını anlamakta zorlanır partizan her şeyi en iyi bildiğini düşünen özcü insanlardır. Cümleleri net, hükümleri keskin, düşünceleri genelleyicidir. Kendi düşüncelerinden asla kuşku duymazlar ve karşıdakilerin yanıldıklarından da asla kuşku duymazlar. Dolayısıyla bunca iyi niyete rağmen niye başarılı olamadıkları konusunda kendilerini asla eleştirmek cesaretine katlanamazlar. Sadece karşıtlarını eleştirerek tatmin olmaktadırlar. Ve bu eleştiri sonucunda kendi eksikliklerini ustaca gizlemektedirler. Kendilerini sorgulamamanın konforuna sığınmaktadırlar. Başkalarını eleştirerek kendilerini doğru bir konuma iletmektedirler. Değerli arkadaşlar, toplumsal barışı sağlamak partizanların etkisinin azaltılmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü partizan toplumsal kamplaşmalardan beslenir. Toplumsal kaplaşmayı önlemeye dönük her siyaset ve siyasetin başarısı partizanın etkinliğini kırmakla sonuçlanır. O yüzden toplumsal barışın temelinde sert ve katı ideolojilere sahip hoşgörüsüz partizanlar bulunmaktadır. Bu partizanları mutlaka hayatımızdan uzaklaştırmak gerekir. Onların etkisini toplumda minimize etmek gerekir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.